Merhaba arkadaşlar, Uzun Makarna kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz size vlog çekeceğimi söylemiştim, tatil vlogu. Yanımda arkadaşlarım var. Kimler var? Hello. Ben. Ayda ikizim ve diğer ikizim. Sera ve Semih Varol. Merhaba arkadaşlar. Ve Bartu Dev. Bartu gözükmüyorsun. Gözüküyorsun. Beni görürler orada. Harika bir vlog oluyor. Bence durmasak daha iyi. 10. molamız ya. Çok su içiyoruz. Çok su içiyoruz arkadaşlar. Şu anda Balıkesir'deymişiz ama şurada Manisa sınırı yazıyor, bilmiyorum. İlerisi Manisa ya. Harbiden tek benzinli ziyaret ettik. Aa, geçmiş olsun. Benzinlikler. Sabah 7 gibi falan muhtemelen Antalya'da olacağız. Umarım ev güzeldir. Ben hala sanki bizi ev almayacaklar gibi hissediyorum. Tövbe. Kamera şakası. Yolda aynısını düşündüm kanka. Sanki değil mi? Bence gerçek olmaz. Ya almazlarsa ne yapacağız? O kadar da duyurduk. Abi ev mi bulamayacağız ya? Koca fenomenleriz ya. Buluruz bir şey. falan filan yani. Semih Varol rahatmış. Semih Varol ve rahat olun ya, biz buradayız, ölmedik daha. Team Barbie, gelin bakalım. Evet, Team Barbie. Team Barbie buradayız, ben de oradayım. Kardeşim ne Team Barbie'si ya, Allah'ını seversen. Team Barbie. Barbie. Lord, Team Barbie. Ya, Team Barbie ne ya? Bir şey söyleyeceğim, biz Team Barbie kullanalım, size Team Ken kullanalım. Candle. Bak zaten saçlar sarı. Bence bak, de. Tamam, olur. Arkadaşlar. Team Barbie yazalım. Team Ken geldi. Eyvah. Bence çok güzel bir vlog olacak. Yes, çünkü böyle bir ekiple zaten nasıl güzel olmayabilir. Yani. Olay. Harikayız. Çok kötü şımarık. Hadi beşimiz bir poz verelim. Beşimiz poz verelim. Kapak yap bunu, YouTube kapağı yap. Hiç tamam. Ayırmadım kahve. Bak yaptım şu an. Aynısı ben de yapayım. Gelsenize. YouTube kapağı gelsenize bir. Tamam, YouTube kapağı gelelim. Poz verin. Aydınlık daha güzel olmaz mı sence? Aydınlık bence o denizin ya. Orada. Bir şey söyleyeceğim. Mantıklı söylüyor. Villa arkada gözüküyor. Aynı vlog içinde vlog çekiyorum. Inception gibi. Inception. tuhaf kelimeler kullanma. Inception filmin ismi. Rüyanın içinde rüya görüyorsun. Arkadaşlar hadi mola süremiz sona ermiştir. Lütfen. Şimdi arabaya biniyoruz. Değerli Varol Turizm'in değerli yolcuları. Varol Turizm. Görüşürüz. Tamam, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Benim mektup yaz. Şimdi çorbacıya geldik. Ben mercimek çorbası alacağım. Annem işkembe. Sera da işkembe. Ben de kelle paça içeceğim ama. İçecek misin? Ben her bacıkmışım. Çorbayı doldururken izliyorum. Ya. Biz neyiz? En yakın arkadaş var mı? Hayır. Ne? Hayır. Barış'ta duydu her şeyi. Kanka burasına dokun, diğer tarafından çık hadi. Burasına dokun. Hadi çık. Sera'nın maskesi var, benimkisi zaten... yarım. Ayda hiç takmıyor. Ben yaramaz biri. Sera için durduk sadece. Semih, bu navigasyon bozuk ya. Git git 400 kilometre gösteriyor. Benim aşırı uykum var. Bir şey söyleyeceğim, gözümün şurasındaki ne? Bozulmuş. Nasıl bakıyorlar? Peki... Şişim mi o? Ne o? Şurada mı diyorum? 100 kilometre önce de 400 kilometre vardı. Şu anda evimize geldik galiba. İlk defa göreceğiz. Sera, heyecanlı mısın? Ama çok çirkinmiş şu an. Tamam. Doğru ev mi diye bakacağız. Ondan sonra görüşürüz. Neyde rakip tanımazsın? Mas tenesi. Sonunda geldiğimiz yola değdi. Ben en üst katına yerleştim. Birazdan bavullarımı vesaire koyacağım. Kocaman bir terastayım. Odamın dev bir terası var. Ama tabii ki burayı dönüşümlü olarak kullanacağız. Yani sürekli herkes aynı odada kalmamış olacak. Mesela jacuzzi oda var, özel bir oda. Sonra içinde havuz olan bir tane oda var. Hani onlar özel oda olduğu için tek kişinin orada sürekli olarak kalması haksızlık olurdu. Biz de böyle bir şey düşündük. Birazcık uğraştıracak çünkü sürekli kıyafetlerimizi vesaire yer değiştirmek zorunda kalacağız. Şu anda hepsinin inanılmaz uykusu var. Yani dün akşam saat 10 muydu neydi? Akşam 10 gibi yola çıktık ve 13 saat sürdü yol. İnanılmaz yoruldular. Hem Bartu hem de Semih, gerçekten hayret ettim yani o kadar uzun süre araba kullanabilmelerine. Gerçi hani çok fazla da mola verdik ama araba kullanmak gerçekten zor. Ben uyumayı düşünmüyorum çünkü böyle bir saat falan uyudum, bana yetti. Kıyafetlerimi vesaire yerleştireceğim. Bavulumu hazırlarken, işte boşaltırken göstermeyebilirim belki.
Öyle yani. Şu an ben çok mutluyum. O da şey, pardon, villa turunu daha sonrasında yapmayı düşünüyorum. Yani onu başka bir video olarak yapmayı düşünüyorum. Herkes böyle bir yerine yerleşsin. Ondan sonra, çünkü şu an gerçekten yorgunlar, alışverişe bile gitmedik. Yani evde su yok. Çay içelim dedi. Çay yok. Hiçbir şey yok şu an. Çünkü hiçbir şey almadık. Öyle yani. Görüşürüz. Size böyle ufaktan kendi odamı gösterebilirim. Arka kamerayı çevireceğim. Böyle merdivandan çıktığınız zaman şurada bir tane tuvaletim var. Yani banyo vesaire ihtiyacımı burada karşılayacağım. Ay, kolumu vurdum. Burası da benim kalacağım oda. İki tane yatak var. Çünkü bu aslında ev 10 kişilik ama biz 6 kişi geldik. Yani bir tanesine yatacağım. Diğerinde de Barbie'lerimi yatırırım muhtemelen. Eşyalarımı buraya koyacağım. Ayna var. Klima var. Buradan da az önce size gösterdiğim teras gözüküyor. Burada ben muhtemelen canlı yayın açarım. İşte gitar vesaire çalarım. Şuraya çoraplarımı falan koyarım. Böyle yani, bence inanılmaz tatlı. Hemen yerleştirmeye başlayacağım. En alt katta, bir dakika. İlk giriş katta mutfak var, salon var. Bir de sera orada kalıyor. Orada bir odada. İkinci katta jacuzzi'li oda, havuzlu oda. Ortada da böyle biraz sade bir oda var. Orada sade odada annem kalıyor. En üst katta da ben kalıyorum şu anda. Dediğim gibi dönüştüreceğiz. Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu biliyor musunuz? Bu benim ring light'ım. Ring light bilirsiniz ki yuvarlak ışık. Bunun burası kırıldı. Ve tripodun üstüne takamıyorum. Dolayısıyla ışıkla tripodumu kullanamıyorum. Ya aşağıdan bant bulacağım ya da bu evdeki ring light'ı olan birinin ring light'ını çalacağım. Çünkü ring light olmadan ne yapabilirim? Hiçbir şey yapamam. Bunu yapıştırmam gerek. Şurada bir tane ip var. Belki bununla takabilirim. Üstüme gördüğünüz gibi ilk defa elbise giydim. Elbiseyi göstermeye çalışıyordum. Tripodum kırık olduğu için masanın üstüne koymuştum. İlk gün elbise giydim. Çünkü diğer günler havuza vesaire girerim. O yüzden elbise giymek istemeyeceğim. Sadece şort giyerim, tişört giyerim. O yüzden ilk gün dedim bari prenses gibi olayım. Zaten umarım bronzlaşmam. Bronzlaşmaktan nefret ediyorum. Neyse ki arkadaşlarım da nefret ediyor. Ben şimdi aşağı inip bir şeyler bakacağım. Bir de karnım acayip acıktı. Bir tek acıkan ben miyim? Galiba öyle. Şimdi odamı birazcık toparladım, onu göstereyim. Şöyle hızlıca gösteriyorum. Tamam, çünkü yemek yiyeceğiz. Buraya ıvır zıvırlarımı koydum. Şapkam, işte tenis şeysi. Terliğim. Bunun için ayakkabılar var. Kırık tripodum. Yorganı şu dolabın içerisinde buldum. Pembe renkli bir yorgan varmış. Şurada çamaşırlarım var. Resim çizerim diye defter getirmiştim. Evet, gerçekten bunu yaptım. Keşke çizgili defter getirmeseydim. Kurabiyem burada. Şarj aletim. Barbilerim. Bir tanesi Aydan odasında, pembe olan abiyeli Barbim Aydan odasında. Onu almayı unutmayayım. Şurada da kıyafetlerimi koydum. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bu evin içerisinde saklambaç oynatırım bunlara. Derim ki beni 15 dakika içerisinde bulamazsınız, bana 500 TL vereceksiniz. Onlar da tabii 5 kişi oldukları için, ya da 4 kişi, annemi saymayalım. 4 kişi böyle beni aramaya çalışacaklar, buluruz her türlü vesaire diyecekler. Ama şunun bak, baştan sona kadar içine saklanabilirsin. Ve kendimi orada kamuflaj edebilirim yani. Bilmiyorum, böyle bir oyun oynatabilirim. Ama tabii bu oyunu bunu paylaşmadan önce oynamam gerek. Aşağı iniyorum. Bu millet deli mi ya? Uyunur mu ya? Karnım aç, karnım. Size havuzu göstereyim bari. Yarın ev vlogunun tamamını çekerim. Şimdi bak, burası mutfak, tamam mı? Kaba taslak gösteriyorum. Burası salon. Herkes uyuyor. Gerçekten şaka gibisiniz. Şurası da havuz. Gözüküyor mu? Gözüküyor tabii ki de. Şimdi yemek bulalım. Kendime minik bir tabak hazırladım. Ama bunu ben yemezsem kim yiyecek? Mesela bu öğ. Öğü benden başka kim yiyebilir? Tabii ki ben. Böyle bir şeyler hazırladım. Her şeyin yerini öğrendim. Bardakların vesaire yerini. Sera'yı çağıracaktım. Sera'yla birlikte yiyelim diye, uyanmadı. Ne yapabilirim? Ben iyi kalpli bir kızım. Şimdi bant bulabilirsem tripodumu da yapacağım ve video da çekeceğim. Belki uyanırlar sonra.
Aslında şurada yiyebilirdim ama benim odamın zaten terası var. Yukarı çıkıyoruz. Bu şu anda kazara böyle duruyor. İp çok ince olduğu için sıkı olmadı. Hala bant gerekiyor. Belki de bandana mı kullanırım? Tam bunu yapmıştım. Şu kablonun sıkıştığını fark etmemişim. Baksanız Asena gibi oynuyor. Dans ediyor. Ay. Uf. Şu anda kendim hazırladım ama bu cuburları yiyorum. Tripod olmadı. Bıraktım onu, saldım artık yani. Hala uyuyorlar. Bak, odamı topladım. Ayarladım yani. Makyaj yaptım, giyindim. Sonra kendime bir şeyler hazırladım. Hala kalkmadılar. Ben şu anda üzerimdeki kıyafetten sıkıldım. Üstümü değiştirip belki havuza girebilirim. Neden uyuyorsunuz? Güzel. Sonunda Sera'yı defalarca uyandırdığım için uyanmak zorunda kaldım. Artık uyandım. Gün başlasın. Baba. Gün başlasın mı? Gün bitti kanka. Olsun. Gel çikolata yiyelim. Hadi. Annem. Bizden beklenmeyecek hareketler. Bizden beklenmeyecek hareketler. Kanka Aydınları uyandıralım mı? Yok kanka. Kanka Semih'i. Semih'i uyandırdım. Şu an çok rahatım. Ben şu an çok rahatım. Ben birilerini uyandırmak isterim. Odana daldım. Sera'nın odasının güzelliğine bakar mısın? Soğuk mu sanki biraz? Soğuk değil kanka da odanın şeyinden direkt havuza gidiyorsun. Evet, çok güzel. Bu bir haksızlık. Açsana kapıyı. Ay, ve kapıyı açamıyorum. Hayat pamuk şekerler için çok zor. Şimdi sonunda markete çıkabildik. Aynen, Sera uyandı, Semih uyandı. Ama Ayda ile Bartu uyanmadı. Biz şimdi 2-3 günlük böyle atıştırmalıklarımızı alacağız. Yemeklerimizi alacağız. Annemle birlikte yemek yapacağız. Tamam. Ve artık yemek yiyeceğiz. Çok mutluyum. Markette görüşürüz. Evet. Uyandım. Barbie bekler. Sonunda yanımda. Sera ile birlikte markete gittik ama Ayda daha yeni uyanabildi. Bakın kıyafetlerimize. Hepsi aynı. Nasıl gösterebiliriz? Birazdan Semih tripod yaparız. Bugün ilk gün olduğu için herkes yorgundu. O yüzden bir şey söylemiyorum. Bir şey söylemiyorum ama yarın sabah size onda dikeceğim. Güzel bir kahvaltı yaparız muhtemelen. Bu şekilde fotoğraf değil video. Bu şekilde ilk gün böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben hala kendime bakıyorum. Sera bazen konuşmayı unutuyor. Kendime bakarken. Kızlar burada... Yok TikTok, yok fotoğraf. Hayır, Diyen'in elinde telefonun olması peki. Mama. Kanka sen attın. Attın ki farklı.